Değişkenlerin nasıl ve nerede tanımlandıklarını önceki dersimizde görmüştük. Bu dersimizde ise değişken tanımlama kurallarını ve değişkenlerin tiplerini ele alacağız. Değişken tanımlama kurallarıyla dersimize başlayalım. İlk kuralımız değişkenler harf ile başlamalıdır. Örnek verecek olursak string diyelim. Değişken 1. Midemi diyorum. Bakın değişken 1'i algıladı. Fakat ben buraya string bir değişken deseydim ki bu harf ile başlamıyor. Bir rakamla başlıyor. Bakın hemen burada error verdi. Hatta bunları isterseniz not almanız için kapatalım. Notlarınız da bulunsun. Bu kısma doğru tanımlama. Bu kısma da yanlış tanımlama diyelim. İkinci kuralımız değişkenler en fazla 255 karakter olmalıdır. Yani ben burada string değişken deyip 255 karakteri geçecek şekilde bunu yazarsam bu tanımlama kabul edilemez. En fazla 255 karaktere kadar tanımlama yapabiliyorsunuz. 256 karakterlik bir değişken hem sizin kodlarınızın spagetti kod olmasını sağlar hem de inanılmaz derecede programınızı yavaşlatır. Zaten çalışmaz da. Evet, üçüncü kuralımıza geçelim. Değişkenler arasında boşluk olamaz. Örneğin int sayım 1 diyelim ve buna 1 değerini atayalım. Bu doğru tanımlama şeklidir arkadaşlar. Bakın değişken ifadem arasında boşluk yok. Ama ben bu şekilde tanımlasaydım, sayım 1 deseydim ve buna 1 değerini atamaya kalksaydım, değişkenim geçerli olmayacaktı. Bakın gördüğünüz gibi zaten bu kısımda yine hata verdi. Şu şekilde yine kapatalım. Notlarınız arasında bulunsun. Bu doğru tanımlamadır. Bu da yanlış tanımlama. Bir diğer kuralımız büyük, küçük harf ayrımı vardır. Yani nasıl oluyor bu? Örneğin string değişken harf diyeyim. Buna da A diyelim. İkinci bir değişken olarak da değişken harf diyeyim. Buna da B diyeyim. Bakın bunların her ikisi de ayrı değişkenlerdir. Bunu bir örnekle ele alacak olursak, messagebox.show diyelim. Ve değişken harf. Yani h'si küçük olan değişkeni alalım. İkinci olarak da messagebox.show diyelim. Değişken harf diyelim. Bakın bu da h'si büyük versiyonu. Çalıştıralım uygulamamızı. Evet, uygulamamız çalıştı. İlk başta ben küçük versiyondan değişken A'yı çağırmıştım. Bakın mesaj kutusunda ilk başta değişken harf yani H harfinin küçük versiyonlu hali geldi. Tamam diyorum. Ondan sonra da hemen altındaki ikinci değişkene gitti. Bunların buradan iki farklı değişken olduklarını anlıyoruz. Bakın her ikisi de aslında aynı kelimedir. Fakat içlerinde büyük küçük harf farklılığı bulunduğu için iki farklı değişkenmiş gibi algılanıyor. Hemen bu kısmı da kapatıyorum. Öncelikle tabii programı durdurmam gerekiyor. Bu kısmı da kapatalım. Bunlar da örneklerimiz olsun. Komutlar yeni kuralımız. Komutlar değişken ismi olamaz. Örneğin biz burada messagebox komutunu ya da herhangi bir başka komutu
değişken ismi olarak kullanamayız. Nasıl dersiniz? MessageBox zaten kendi başına bir komuttur ve bu komutu bir değişken ismi olarak tanımlarsak derleyici bunun değişken mi komut mu olduğuna karar veremez ve programımız ya kısır döngüye girer ya da hiç çalışmaz. Bakın zaten tanımlamaya kalktığım anda altını çizerek hata verdi. Hemen bu kısmı da kapatalım ve bir diğer kuralımıza geçelim. Değişkenler rakamla başlayamaz. Onun örneğini zaten şu kısımda vermiştik. Bakın rakamla başlattığımız bir değişken hata vermişti. Tekrar açalım bloğumuzu. Bakın error verdiğini görüyorsunuz. Kapatalım. Ve son kuralımıza geçelim. Türkçe karakter içeremez. Bu zaten global bir kuraldır. Tüm programlama dillerinde değişken tanımlarken Türkçe karakter kullanılmaz. Ve şimdi değişken tiplerine ve kapasitelerine göz atalım. Değişken tiplerinin kapasiteleri bizim değişken kullanımımız ve performans açısından çok önemlidir. Byte A eşittir 5 diyelim. Şimdi bunu byte tanımlamamdaki sebep nedir? Eğer ben değişkenimi sadece 0 ile 255 arasında bir tam sayı olarak kullanacaksam bunu byte olarak tanımlayabilirim. Ama eğer bana eksi bir sayı gerekiyorsa, misal veriyorum eksi 120 gibi, o zaman sbyte kullanırım. Sbyte'ın kapasitesi eksi 128 ile, pardon düzeltiyorum, sbyte'ın kapasitesi eksi 128 ile 127 arasındadır. Short'a geçelim. Short c eşittir 5 diyelim. Short'un da kapasitesi eksi 32.768 ile artı 32.767'dir. Eğer ben bu sınırlar içerisinde bir sayı kullanacaksam, örnek veriyorum, misal bana eğer bu aralıkta 30.000 sayısı lazımsa ya da eksi 30.000 gibi bir sayı lazımsa, short'u kullanabilirim. Bu short var. Bunu da d eşittir 5 şeklinde tanımlayalım. Bu short'u da 0 ile 65.535 arasında bir tam sayı seçeceğim zaman kullanıyorum. Yani bu ne anlama geliyor? Ben 0 da kullanabilirim. Ya da 65.535'e kadar olan bütün sayıları kullanabilirim demek. Fakat ben eksili bir sayı kullanacaksam, negatif bir tam sayı kullanacaksam bu short kullanamam. Çünkü en düşük kapasitesi bu short'un 0'dır. Int'e göz atalım. Int k eşittir 4 diyelim. Int'in kapasitesi eksi 2 milyarla artı 2 milyar arasındadır. Aslında tam olarak 2 milyar 147 milyon 483 bin 647'dir. Fakat bunu bu şekilde ezberinizde tutmanız haliyle mümkün değil. O yüzden 2 milyar olarak bilmeniz yeterli. Point var. F eşittir 6 diyelim. Bu da 0'la 4 milyar, pozitif yönde 4 milyara kadar tam sayı değişkeni kabul eder. Bunu da şöyle kapatalım. Long var. Long ortalama 32 bitlik tam sayıdır. Negatif yönde ve pozitif yönde. Long için de G eşittir. Eksi 2 diyelim. Negatif yönde ve pozitif yönde 32 bitlik bir sayı. Bu long için
ise G eşittir. Pardon, düzeltiyorum. G'yi kullanmıştık. H eşittir 12 diyelim. Boylongunuzsa kapasitesi en düşük değer olarak 0'dır. En büyük değer olarak tahmin edemeyeceğimiz kadar büyük bir sayıdır. O da 9 trilyon civarında bir sayıya tekabül ediyor. Float, bu kısım önemli. P eşittir 5 diyorum. Float normal rakamları ya da normal sayıları kabul ettiği gibi aynı zamanda virgüllü sayıları da kabul eder. 4 byte yer kaplayan bir reel sayı ifade eder. Bunun kardeşidir. I eşittir 5.2 diyelim. Bu da 8 byte'lık yer kaplayan bir reel sayı ifade eder. Desimal J eşittir 5M diyelim. Bu da 16 byte'lık bir reel sayı ifade eder. Char diyelim. Char'ı tanımlarken arkadaşlar tek tırnak içerisinde tanımlamanız gerekiyor. Bu tek karakterlik yer tutan değişkendir. Şunları da kapatalım arkadaşlar. Pardon, düzeltiyorum. Bunu da bu kısımda ters slash ile kapatalım. String ise daha önce konuştuğumuz üzere sınırsız sayıda metin tutar. Şimdi arkadaşlar, değişkenler bir kez tanımlandıktan sonra aynı blok içerisinde tekrar değer atanarak farklı değerler alabilirler. Biz küçük bir uygulama yapalım. Bunları tamamıyla kapatalım. S diyorum. String S eşittir. Midemi diyorum. Ardından bir altında S'nin değerini değiştiriyorum. İyi diyorum. Ve ardından S'ye yeni bir değer atıyorum. Bakın, her seferinde değişkenin değiştiğini runtime debug yaparak kontrol ederim. Start diyelim. Arkadaşlar, tekrar runtime debug yapıyorum. Şimdi F11'e basarak bir alt kısma geçiyorum. Bakın, S vide miydi? S değişkenimin değeri vide miydi? Tekrar F11 diyorum. Bakın, S değişkenim i değerini aldı. Tekrar F11 dediğimde S değişkenim öğrenmeler değerini aldı. Bu sayede aynı kod bloğu içerisinde bir kez tanımlama yaptıktan sonra ikinci ve üçüncü tanımlamalarda bir değişkene farklı parametreler verirseniz değişken her yeni aldığı parametrede değişecek.